Ve şimdi yüksek alkışlarınızla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Konuşmalarını yapacaklar. Sevgili gençler, iş, akademi ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, ruh ve ruh hasbihal etmemize vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, Türkiye deyince gözleri parlayan, en az bizim kadar Türkiye aşığı tüm gençlerimize buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Türkiye Gençlik Zirvesi'nin başarılı geçmesini ülkemiz, milletimiz ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konuşmamın bundan sonraki kısmına geçmeden şu muhteşem salonun yapımını şöyle birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un o zamanki tek tiyatro salonu vardı. Yanılmıyorsam 150 kişilik bir salondu. Dedim ki biz burayı da yıkacağız. Daha mükemmelini, daha büyüğünü yapacağız. Ve o zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. Yıkar yapmaz dediler. Dedim ki sadece o değil, bir de İstanbul'un en büyük kongre merkezini yapacağız. Ve biz şu gördüğünüz yerin otoparkları da dahil 40 metre yerin altına girdik. Tabii o zaman bu işi yüklenen firma otoparklarıyla beraber 40 metre yerin altına girerek İstanbul Kongre Merkezi'ni yaptı. Fakat bu salonun olduğu yer yaklaşık 20 metre falan derinliğinde. Çünkü altta şimdi otoparklar vesaire onlar var. Ve burası da 3800 kişilik bir salon olarak yapıldı. Fakat buralar yapıldıktan sonra ya bu belediye başkanı burayı yaptı, teşekkür ederiz filan falan da diyemediler ha. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Çünkü bunların hayatında inanın bu ülke için çivili bir ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Ve şimdi pazara gidiyoruz. Onlar ise her türlü yalan, dolan, şunlarla, bunlarla yine hakarete devam ediyorlar.
Varsın onlar hakaret etsin. Ama biz şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz. Gençler hatırlarsanız son olarak 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Zirvemizin 3.sünde sizlerle tekrar kucaklaşmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktır. Her birinize coşkunuz, ahde vefanız, salonlara sığmayan şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden güç, işte şu tablodur, işte bu güçtür. Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk, işte budur. Bize gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret, işte budur.